Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hulul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme amin. Kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle ecirlerinizi versin. Yapacağım bu kısa nasihatten önce beni faydalandırsın, daha sonra siz kardeşlerimi faydalandırsın. Kardeşler, inşallah istiyorum ki sizlere bu nasihatimde şöyle yaklaşan Ramazan günleri için Ramazan'a daha güzel bir şekilde nasıl hazırlanabiliriz? Ramazan'dan önce muhakkak yapmamız gereken şeyler nelerdir? İnşallah istediğim ki bu konu hakkında sizlere bir nasihatte bulunmuş olayım. Ramazan'dan önce tam olarak ne yapılması gerekir? Bunları iyi bir şekilde bilelim ki Ramazan'ın hayırlarına tam daha güzel bir şekilde hep beraber muvaffak olmuş olalım. Bunun için kardeşler, inşallah şu zikredeceğim maddelere dikkat ederseniz Ramazan'dan önce, şu birkaç gün kala Ramazan'dan önce bunları yerine getirmeye çalışırsanız inşallah, ümit ediyorum ki hep beraber Ramazan'da muvaffak olunabilecek hayırlara muvaffak olmuş oluruz biiznillah. Kardeşler, öncelikli olarak Ramazan günleri yakınlaştığında tam olarak ne yapılması gerekir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden buna dair bizim için örnek olacak şeyler var abiler. Aleyhissalatu vesselam Ramazan günleri yakınlaştığında İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir rivayette denildi ki, sahabe anlattı, dedi ki kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ dehale racab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayına girdiğinde derdi ki Allahümme bârik lana fî racab ve şaban, Allah'ım bizim için Recep'i, Recep ayını ve Şaban ayını mübarek kıl derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bundan sonra derdi ki Allahümme belligna Ramazan, ya Rabbi bizi Ramazan'a uğraştır dedi, derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler de aynı şeyi söyleyeceğiz kardeşler. Allahümme belligna Ramazan, ya Rabbi bizi Ramazan'a uğraştır. Ya Rabbi bizi Ramazan'a uğraştır. Ya Rabbi bizi Ramazan'a uğraştır. Sahabe de böyleydi kardeşler. Aleyhissalatu vesselam'dan öğrenmiş oldukları şeyi sahabe de yapardı. Ramazan'a böyle sayılı günler veya sayılı aylar kaldığında sahabe derdi ki Allahümme belligna Ramazan, Allah'ım bizi Ramazan'a eriştir diye dua ederlerdi sahabe. Aynı şekilde kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep'e girmesiyle beraber bunu yapmış. Biz de şu an Şaban ayının içerisindeyiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi Allah'ım bu Şaban ayını bizim için bereketli kıl. Ve bununla beraber diyeceğiz ki aleyhissalatü vesselamın dediği gibi Allah'ım bizi Ramazan'a eriştir. Ya Rabbi bizi Ramazan'a eriştir. Aleyhissalatu vesselam birinci olarak böyle yapardı kardeşler. Sizlere bunu yapmanızı nasihat ederim. Allahümme belligna Ramazan, Rabbimiz bizi Ramazan'a eriştir diye bolca dua edin. İkinci olarak kardeşler, yapmamız gereken şey şöyle, Ramazan'a sayılı günler kalan muhakkak her Müslümanın yapması ve dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi kardeşler, Allah Azze ve Celle'ye bolca şükretmektir. Bolca şükredeceğiz kardeşler. Allah Azze ve Celle bizleri böyle günlere ulaştırdı. Daha önce nice Ramazanlar geçirdik. Bununla beraber şöyle daha birkaç gün var Ramazan'a erişmemiz için. Ve Allah Azze ve Celle bizleri Recep'e ulaştırdı. Allah Azze ve Celle bizleri Şaban'a ulaştırdı. Ve ümit ediyoruz, Rabbimizden istiyoruz ki bizleri Ramazan'a da ulaştırsın. Bunun için kardeşler, bu nimetin, bu bir nimettir. Allah Azze ve Celle'nin bu nimetinin üzerimize de daha fazla artması için Allah için şükreden kullardan olun kardeşler. Şayet şükredersek bu Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetler karşılığında, Rabbimiz bize büyük bir nimet verdi olabilir. Doğru, deprem günlerinde olabilir, doğru böyle felaketleri yaşıyor olabiliriz. Ama bizim Rabbimiz, Errahim ve Errahman olan Rabbimiz bu günlerin içerisinden dahi, bu azabın içerisinden dahi bizlere rahmetini gösteriyor ve bizleri Ramazan'a ulaştırıyor kardeşler. Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ramazan'a ulaşmak gibi büyük bir nimetle karşı karşıyayız. Bunun için abiler Allah Azze ve Celle'ye şükredeceğiz. Şükredeceğiz ki Allah Azze ve Celle nimetlerini üzerimize artırsın. Allah Azze ve Celle İbrahim suresinde dedi ki لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ, şayet şükrederseniz nimetlerimi üzerinize arttırırım dedi Allah Azze ve Celle. Ramazan'a erişmek bir nimettir kardeşler. Bu nimetin, Allah Azze ve Celle'nin bu nimeti tamamlaması bizleri tam olarak Ramazan'a eriştirmesidir. Allah Azze ve Celle'nin bu nimeti üzerimize tamamlaması Ramazan'da en güzel amellere muvaffak olmamızdır. Şükredeceğiz ki Allah Azze ve Celle bizleri Ramazan'a ulaştırsın. Şükredeceğiz ki Allah Azze ve Celle Ramazan'da yapılabilecek, muvaffak olunabilecek hayırlara bizleri muvaffak kılsın.
لَاِنْ شَكَرُتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Şayet şükrederseniz arttırırım dedi Allah Azze ve Celle. Şükür ehli olacağız. Ama akabinde Rabbimiz dedi ki وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Şayet verdiğim nimetlere karşılık nankörlük de yaparsanız, bunun şükrünü güzel bir şekilde eda etmezseniz وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ Allah'ın azabı pek şiddettir dedi Allah Azze ve Celle. Allah'ın azabı şiddettir ve bir kimse nimetin karşılığında şükretmezse, nankörlük yaparsa nimete karşılık olarak Allah Azze ve Celle bizleri Ramazan'a eriştirmez. Veya zahiren Ramazan'a erişiriz ama Ramazan'da o hepimizin böyle bildiği, üzerinde tekitle konuşmuş olduğu, üzerinde yazılar okumuş olduğu, üzerinde birbirimize nasihatlerini yapmış olduğumuz o Ramazan ayının hayırlarına muvaffak olamayız. Şükredeceğiz kardeşler. Allah Azze ve Celle bizleri böyle aylara ulaştırdı. Ramazan'a önümüzde sayılı günler var. İnşallah ümit ediyoruz. Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zannımızdır. Rabbimiz bizi Ramazan'a ulaştıracaktır. Bununla beraber kardeşler, bu şükürle beraber Allah Azze ve Celle'ye sığınalım abiler. Rabbimize sığınalım. Üçüncü madde olarak kardeşler, günahlarımızdan tamamen uzaklaşalım. Cürümlerimizden Allah Azze ve Celle'nin sevmediği, razı olmadığı hal ve sözlerden tamamen uzaklaşıp bununla beraber Allah Azze ve Celle'ye tevbe eden kullardan olalım. Abiler, özellikle şu Ramazan'a yakınlaşmış olduğumuz günlerde kulların en fazla dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi günahlarından uzak durmaktır. Niye? Ramazan geliyor kardeşler. Ramazan'ın hayırlarına muvaffak olmamız lazım. Asi bir kul, sürekli Allah Azze ve Celle'ye günah işleyen bir kul nasıl Ramazan'ın hayırlarına muvaffak olsun? Tevbe etmeyen, günahları olmasına rağmen Allah Azze ve Celle'ye yönelmeyen bir kul nasıl Ramazan'ın hayırlarına muvaffak olsun? Ramazan'ın hayırlarına muvaffak olmak istiyorsak kardeşler, bizlerin günahlarından uzaklaşması gerekir. Günahlarımız olabilir, herkesin ayrı ayrı günahları olabilir. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Bundan dolayı Rabbimize yöneleceğiz. Günahlarımızdan uzak duracağız. Haramlarımızdan uzak duracağız. Gözümüze baktığımız, dilimizle söylediğimiz ve yaptığımız nice haramlar, nice yanlışlar var. Hepsinden uzak duracağız. Bugün Allah Azze ve Celle'ye tövbe edeceğiz. Niye kardeşler? Hem günahlarımızdan arınmak için, hem de bununla beraber Ramazan'da Ramazan'ın hayırlarına daha fazla muvaffak olabilmek için. Allah Azze ve Celle dedi ki, Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, biz inşallah ümidiyoruz, bizler müminleriz. Bizi muhatap aldı, dedi ki, Tubu ilallahi tevbeten nasuha, Allah'a nasuh bir tevbeyle tövbe edin. En güzel şekilde, bir daha günaha dönmeyecek bir şekilde azmederek Allah'a tövbe edin dedi. Günahlarımızdan uzak duracağız. Varsa günahlarımız, bunlardan tövbe edeceğiz. Ramazan'ın hayırlarına da daha fazla muvaffak olabilmek için kardeşler, bizlerin Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi, günahlarından uzak durması gerekir. Allah'a tövbe etmesi gerekir kardeşler. Bu üçüncü maddeydi. Ramazan gelmeden önce Ramazan'ın hayırlarına daha fazla muvaffak olabilmek adına kardeşler, dördüncü olarak dikkat etmemiz gereken başka bir madde. Ramazan'a gireceğimiz şu günlerde kardeşler, her birinizin şunu yapmasını özellikle nasihat ederim. Ramazan'ın birinci günde ne yapacağım? İkinci günde ne yapacağım? Ramazan boyunca 30 gün, 29 gün boyunca ne yapacağım? Ramazan'ı nasıl bitireceğim? Her birimizin buna dair bir programın olması gerekir kardeşler. Teravih namazlarını nerede kılacağız? Teravih namazlarını kimle kılacağız? Kur'an'ı nasıl okuyacağım? Kur'an nereden başlayacağım? Veya kaç defa Kur'an-ı Kerim'i bitireceğim? Günde bir cüz mü okuyayım, iki cüz mü okuyayım? Veya başka günler, yani Ramazan günleri içerisinde hangi gün hangi ibadeti yapayım? Böyle günlerimizi program halinde düzenlersek kardeşler, inşallah umulur ki Ramazan'da daha fazla hayırlara muvaffak olmuş olalım. Kardeşler, bir şey için önceden hazırlık yaparsanız bu o şeye daha iyi hazırlandığınız anlamına gelir ve o şeyi en güzel şekilde idrak edebileceğiniz anlamına gelir. Ama hiçbir hazırlığınız yok, Ramazan'a girdiniz, hiçbir projeniz yok. Zaten öyle zannediyorum ki şimdi kardeşlerimizin çoğu, ben kendi nefsime bakıyorum, daha sonra yanında olan bazı kardeşlere bakıyorum. Şu an günler bizim için çok hızlı geçiyor. Her birimizin kafasında ayrı şeyleri var. Acaba bu geceyi nasıl geçireceğiz? Sürekli yağmurlar yağıyor. Sürekli depremler devam ediyor. Ne olacak? Nasıl yapacağız? Yani biz bunları düşünmekten Ramazan şuurundan uzaklaştık. Biz bunları düşünmekten Ramazan'ı nasıl daha güzel değerlendirebiliriz? Bunlardan uzaklaştık kardeşler. Bundan sonra küçük bir nasihatim olmuş olsun. Ramazan'ı daha güzel bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Hangi amelleri yapabiliriz? Nasıl programlar halinde Ramazan'ı devam ettirir ve Ramazan'ı bitirebiliriz? Her birimizin buna dair bir program belli etmesi gerekir kardeşler. Ve özellikle yani şu olaylardan sonra yaşamış olduğumuz olaylardan sonra inanıyorum ki birçok kardeşimizin
daha fazla vakti var, daha fazla Kur'an okuyabilirsiniz. Daha fazla Kur'an üzerine tefekkür edebilirsiniz. Daha fazla insanlara yardım elini uzatabilirsiniz. Daha fazla insanlara yardım götürebilirsiniz. Kardeşlerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Gecelerinizi daha fazla ihya edebilirsiniz. Bunun için kardeşler, Ramazan'a girmeden şu günlerimizde muhakkak yapmamız gereken şeylerin bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi, Ramazan'a girmeden önce program yapın kardeşler. Bu Ramazan'ı nasıl geçireceğiz? Aksi takdirde Ramazan'ımız da heba olur abiler. Ramazan'ı heba olan insanlardan olmayalım. Yoksa burnu yerde sürtülmüş olan insanlardan biri de biz olabiliriz. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri muhafaza etsin. Beşinci olarak kardeşler, Ramazan'a girmeden önce muhakkak yapmamız gereken maddelerden beşincisi, onun için şunu söyleyebilirim. Aleyhissalatü vesselam Ramazan içerisinde sabahleyin hangi zikirleri yapmış, akşamleyin hangi zikirleri yapmış, daha çok hangi dualar yapmış, bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siretinden öğrenin. Veya Ramazan içerisinde en faziletli vakitler ne zamandır? Duaya en fazla icabet edilecek vakitler ne zamandır? Bunları tespit edelim. Bu vakitlerde dualarımızı ve zikirlerimizi yapalım. O vakitleri tespit edelim. Mesela özellikle kardeşler, oruçlu kimsenin iftar açmak için beklemiş olduğu o süre. İnşallah umulur ki Allah Azze ve Celle bu vakitte yapılacak duaya icabet edecektir. Bunun için özellikle bu vakitlerde dua edin. Gecenin üçte birinde muhakkak kalkın. Sahuru yapmadan önce şöyle teheccüd namazı kılın, gece namazları kılın. Allah Azze ve Celle'ye bolca dua edin. Özellikle bugünlerde daha fazla ihtiyacımız var kardeşler. Bugün normalde hepimizin başka projeleri vardı. Mescidimiz vardı. Mescitte büyük projelerimiz vardı. Ramazan için yapabileceğimiz çok büyük hedeflerimiz vardı. Son 10 gün itikafımız vardı. Neler vardı? Ama Allah Azze ve Celle bizim için bunu takdir etti kardeşler. Allah Azze ve Celle bizim için bunu takdir etti. Zamanımızı, günümüzü, şu ortamımızı en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunun programını yapacağız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bugünlerde yapmış olduğu zikirler, dualar, vakitler tam olarak hangileri neyse onları o şekilde değerlendirmeye çalışalım. Allah Azze ve Celle bizleri muvaffak kılsın. Altıncı madde olarak şunu söyleyebilirim kardeşler sizlere. Hangi ibadete yönelmek istiyorsak, ne yapmak istiyorsak Allah'tan yardım isteyin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden isteriz. Kardeşler namaz kılmak istiyoruz, oruç tutmak istiyoruz, başka hayırlara yönelmek istiyoruz. Ve ben inanıyorum ki şu nasihatim üzerine her birinizin içerisinde canlanan, zihninde canlanan şeyler çok büyüktür. Aslında ben de böyle yapacağım, Ramazan'ı en güzel şekilde ihya edeceğim diyoruzdur şimdi. Ama kalkıp gittikten sonra 5 dakika geçiyor, 10 dakika geçiyor, 1 gün geçiyor, 2 gün geçiyor. Ramazan'da hiçbir şey yapmamışız biz. Ramazan bitiyor ve biz hiçbir şey yapmamışız. Allah Azze ve Celle bizleri Ramazan'ın hayırlarına muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri muvaffak kılmasa bizler nasıl bu ibadetleri yapacağız kardeşler? Namaz kılmak istiyoruz. Allah'tan yardım istemesek nasıl bu amelin ecrine muvaffak olabileceğiz? Allah Azze ve Celle bize bir irade vermese, Allah Azze ve Celle bedenimize, sağlığımıza güç kuvvet vermese, Allah Azze ve Celle bizleri başka şeylerle imtihan etmese biz bu ibadetleri nasıl yapacağız? Oruç tutmak istiyoruz. Allah takdir etmese nasıl yapacağız? وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Siz bir şey istersiniz. Siz de bir şey dilersiniz. Ama Allah'ın dilemesi sizin dilemenize galip gelir dedi Allah Azze ve Celle. Bunun için de ne yapmak istersek Allah'a sığınacağız. Allah'tan o ibadet için, o şey için, yapacağımız o amel için Allah'tan yardım isteyeceğiz kardeşler. Allah Azze ve Celle bizleri muvaffak kılacak. Yedinci olarak kardeşler, Ramazan'a girmeden şu günlerde Ramazan için daha iyi hazırlanmanız için şunu nasihat ederim sizlere. Selefin hayatını okuyun kardeşler. Sahabenin hayatını okuyun. Sahabe Ramazan'a nasıl hazırlanmış? Sahabe Ramazan'ı nasıl ihya etmiş? Tabi'in Ramazan'a nasıl hazırlanmış ve Ramazan'ı nasıl ihya etmiş? Ramazan'da ne kadar Kur'an okumuşlar? Gecelerini nasıl ihya etmişler? Gündüzlerini yapmışlar? Bunları okuyun. Kardeşler, insanlar normalde konuşun. Belki çok tesirli olmaz. Ama bir tane kısa anlatın. Bir saat boyunca anlatmış olduğunuz şeyden daha fazla etki uyandırır bir tane kısa. Sahabenin, tabiinin, etbav-ı tabiinin Ramazan'da nasıl bir hayat yaşamışlar? Ramazan'ı nasıl değerlendirmişler? Buna dair buradan çıktıktan sonra nasihatim, hemen bir bakın. Sahabe Ramazan'ı nasıl değerlendirmiş? Ne yapmış? Nasıl Kur'an okumuş ve ne kadar okumuş? Bunları araştırmanızı, bunlara göre amel yapmanızı nasihat ederim. Ve 8. son maddem ise kardeşler, şunu nasihat ederim sizlere. Ramazan'a girmediğimiz şu günlerde veya gireceğimiz artık şu günlerde kendinize temiz bir sayfa açın. Eskiden cürüm işleyen bir kul olabilirsiniz.
eskiden haram işleyen bir kul olabilirsiniz. Arkanıza baktığınızda büyük büyük dağlar kadar günahlarınız olabilir. Allah Azze ve Celle bizlere mağfiret etsin. Ama ben Ramazan'a girdiğimde artık bu süreçten sonra kendime tertemiz bir sayfa açıyorum. Artık bundan sonra tamamen Rabbime yöneleceğim. Bu Ramazan'da ihya olacağım ve insanların ihya olması için çalışacağım diye kendimize temiz yepyeni bir sayfa açalım abiler. Günah işlemiş olabiliriz. Eskiden haramlarımız olabilir. Daha bugün işlemiş olduğumuz yanlışlarımız da olabilir. Tevbe edeceğiz ve alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yönelip artık kendimize yeni bir sayfa açacağız. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ki: ey nefisleri konusunda hadlerini aşan, artık sınırlarını aşan kullarım, la taqnatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden kesinlikle ümidinizi kesmeyin. İnnallâhe yaghfiruz-zunûbe cemî'a, Allah bütün günahları bağışlar dedi Allah Azze ve Celle. Bizim Rabbimiz günahlarımızı bağışlayacaktır. Ramazan'ı en güzel şekilde ihya edebilmemiz için kardeşler, artık geçmişe bir sünger çekelim. Bundan sonra varız. Bundan sonra biz Allah'a tövbe ettik. Her şeyimizle, yüzümüzle Allah'a yöneldik. Ve yalnızca Allah'a döneceğini isteyerek günahlarımızın bağışlanmasını isteyeceğiz. Ve bu Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirme adına güzel bir çaba ortaya koyacağız. Kardeşler, şeytan şöyle bir yol ister. Bizim Ramazan'ın hayırlarına muvaffak olmamamız için veya bundan sonraki hayırlara muvaffak olmamamız için hep bize geçmişi hatırlatır. Sen şu zamanda şöyle bir şey yapmışsın, şurada da şöyle bir şey yapmışsın, şurada da şöyle bir şey söylemişsin. Geçmişimizle yarınki yapacağımız amellerden bizi alıkoymaya çalışır. Bu şeytanın insanlara yaklaşırken izlemiş olduğu bir usuldür. Biz şeytanın bu vesvesesini aldırmıyoruz. Biz kendimize yeni bir sayfa açtık ve Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşama anlamında Ramazan'ı da en güzel şekilde değerlendirme anlamında biz kendimize yeni bir sayfa açtık. Rabbim bizleri Ramazan'a eriştirsin. Ya Rabbi sen bizleri Ramazan'a eriştir. Ya Rabbi sen bizleri Ramazan'a eriştir. Ya Rabbi bizleri Ramazan'ın hayırlarına muvaffak kıl. Ya Rabbi bizleri Ramazan'ın hayırlarına muvaffak kıl. Ya Rabbi bizleri Ramazan'ın hayırlarına muvaffak kıl. Ya Rabbi Ramazan'dan sonra da günahlarından en güzel şekilde, tertemiz bir şekilde çıkmış kullarından kıl. Ve bayrama da burukluğu olmayan, sancısı olmayan, tertemiz bir şekilde, sevinçli ve mutlu bir şekilde bayrama çıkan kullarından kıl. Ya Rabbi bu afeti bizden gider. Ya Rabbi bu afeti bizden gider. Ya Rabbi bu afeti bizden gider. Bizler için hayır kıl. Bizler için bunu hayır kıl. Ya Rabbi bizler için bunu hayır kıl. Kendi imanımız adına bunu bizler için hayır kıl. Ve burada yapacağımız sonraki çalışmalarımız için yaşanmış olduğumuz bu imtihanı, bu musibeti bizler için hayra çevir ya Rabbi. Şüphesiz ki buna kadir olan, bunu yapacak yegane varlık Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendisidir. Ve biz alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye iman ettik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.